Bu dersimizde tartım kalıplarının sonuncusu olan üçlemenin nasıl kullanıldığını öğreneceğiz. Üçlemeyi oluşturan 3 tane notanın kuyrukları 8'lik çizgisiyle birleştirilir. Ancak ona ayıran en önemli özellik üçlemenin altına ya da üstüne 3 sayısı yazılması ve mutlaka 3 notanın da birbirlerine eşit sürelerde okunmasıdır. Üçleme tartımını unutmamak, şarkı içindeki kullanımını daha iyi kavramak için cebeci ya da patika kelimelerini kullanabilirsiniz. Önce elimizle ritim tutarak dinleyelim. Şimdi birlikte bir çalışma uygulayalım. 1, 2, 1, 2. Do, do, si, la, sol, es. Mi, fa, mi, re, do, es.